Çok kısa bir süre öncesine kadar böyle hepimiz hatırlıyoruz. Onları konuşuyorduk biliyorsunuz. Yani sıfır araçları, ikinci el piyasasını. Sıfır araç yoktu ama. İkinci el araç fiyatları da oldukça yüksekti. Fahiş fiyatlı araç satışını önlemek için bir takım tedbirler aslında hayata da geçirildi, geçirilmedi değil. Bu da beraberinde böyle alsatçılar var ya, alsatçıların piyasadan çekilmesiyle fiyatlarda düşüş getirdi. Şimdi otomobil diyorduk ya, yani yatırım aracıydı. Hala da öyle bence. Ama yatırım aracı olduğunu çıktığını söyleyenler var. Olmaktan çıktığını söyleyenler var. Gerçekten öyle mi? Yeni yılla birlikte fiyatlarda mesela beklenti ne? Onu da soralım. Otomotiv yazarı Halil Okşit. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ama sunumunuzdan anladım ki biraz otomobil sektörüyle aynı fikirde değilsiniz. Sizin için hala yatırım aracı olma özelliğini koruyor otomobil. Ama Vallahi öyle. otomobil sektörü o fikirde değil. Hatta fiyatlar da biraz onu düşünüyor. Belki yatırım aracı olarak yine değerlendirilebilir. Ama yatırım araçları da biliyorsunuz iniş çıkışlı trendleri izler. Şu anda sanki biraz fiyatlarda bir gerileme var. Hele bu ayda Ekim ayı fiyatlarını, tabii Ekim verileri elimizde. Ekim ayında fiyatlar %1, 2 ile 5 arası biraz gerilemiş durumda, sanki ikinci elden bahsediyorum. Devam Sıfır eder mi peki bu düşüş? Devam eder mi bu düşüş? Bu düşüş sanki yılbaşına kadar devam edecek gibi görünüyor ama Diyorsun. belirsizliğin olduğu bir döneme girildi. Belirsizlik var. Yani sıfır araç piyasasında da belirsizlik var. İkinci el araç piyasasında ise fiyatlar yerine oturuyor. İkinci el araç piyasasında ben tekrar o eski spekülatif günlere döneceğini düşünmüyorum. Ama yatırım kısmında size şu konuda hak veriyorum. Artık otomobil dediğiniz ürün Türkiye'de 1-1,5 milyon lira ortalama bir otomobilden bahsediyorum. Daha yükseklerde var tabii. Geçen gün bir otomobille tanıştım. 36 milyon liraydı. Bir tane otomobilden bahsediyoruz ve Halil Bey, alıcısı da insanlar bir et grup var. alırken zorlanıyor falan, yani böyle biliyorsunuz, yani et fiyatlarını görüyorsunuz. Şimdi otomobil nasıl yatırım aracı olmasın diye biraz hafif böyle düşünce, acaba yatırım aracı olmaktan çıktı mı onu bilmiyorum. Ben bugün mesela telefon açtım bir bayiye, dedim ki merhaba iyi günler, ben bir sıfır araç almak istiyorum dedim diyelim. Hemen alabilir miyim? Sıfır araç var mı? Ulaşabilir miyim hemen? Evet, şu anda sıfır araçlar Eylül ayından bu yana bollaştı. Yani tedariği arttı. Onun için zaten ikinci el araç fiyatları düştü. Büyük oranda bir hafta içinde aracınızı temin ediyorlar. Hatta buna yönelik kampanyalar başladı. Siz telefonu açtığınızda birçok markada 200-300 bin lira kredi artı bazı markalardaki geçtiğimiz hafta sonu bir lansmandaydım. Yeni çıkan bir araçta 250 bin liralık indirim söz konusu. O çok Alınan iyi. fiyatları 2 milyon lira civarındaydı. 1.750'ye yanlış hatırlamıyorsam 1.800'e inmiş durumda. Yeni araçlarda bunlar pandemi öncesi normal dönemlerde pek olmazdı. Şimdi yeni araçlar bile kampanyayla satılmaya başladı. Çünkü otomobil şirketleri bu araçları yılın ilk 8 ayındaki o gazla, o büyüyen pazar motivasyonuyla yüksek yüksek sipariş ettiler. Ve Avrupa'da da pazar biraz durulmaya başlayınca Türkiye'ye bu sevkiyatlar arttı. Türkiye'de birçok marka kendi temsil ettikleri bu dev markaların dünyadaki %50 adet ülkede yer alıyor bu markalar. İlk 5 pazarına girmeye başladı. Bunların dünya başkanları Türkiye'yi ziyaret etmeye başladı. Acayip büyük, dikkat çeken bir pazar oldu Türkiye. Güzel, Dolayısıyla evet. ikinci el fiyatların düşüşünü destekleyecek bir pozisyon ortaya çıktı ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum ben. Ha, bu önemli mesela. Çünkü ikinci el fiyatlarındaki bu mesela düşüş önemli. Bir sıfır araçlarda rahatlama önemli. Kampanyalar da var ve oranlar falan da, düşüşler de böyle şey değil yani, önemli gerçekten dediğiniz gibi. Ama geçici dediğiniz mesele daha da önemli bence. Evet, bu gene sizin en başında vurguladığınız yatırım kısmını ikiye ayırarak bu kısma gelmek istiyorum. Kişiler açısından bireysel bazda hakikaten otomobil bir yatırım olmaya devam ediyor. Önemli bir bütçeyi oraya bağlıyoruz. Ama alınıp satıldığı dönem açısından hani birileri üçer beşer onar toplayıp arabayı otomobilin yok satar, onlar açısından yatırım özelliğini kaybetti. İşte bunun yeniden gündeme gelmesi bence söz konusu olamayacak veya 2024'ün
İlerleyen zamanlarda biz başka şeyleri konuşacağız. Çünkü bir önümüzde asgari ücretin arttırılması gibi bir mesele olacak Ocak ayı itibariyle. Geliyor Ocak ayı tabii. Orta vadeli plan çerçevesinde dövizin aylık %1, 2, 3, 1'er lira, 2'şer lira artışı söz konusu olacak. Tabii. Otomobil firmaları bunları tabii ki fiyatlarına yansıtacaklar. Bu fiyatlara yansıma olduğunda biz Ocak ayında bir de yeni model geçişi olacak yılbaşı itibariyle. Ocak, Şubat aylarında biz yepyeni fiyatlarla karşılaşacağız. Şu dönemde firmaların elinde hem 2023 modellerin son gemileri var, hem kampanyalı satış yapmak istedikleri bir yıl tamamlamak istiyorlar. İşte bu bu noktada ben belki de sorunuz olacak ya, erken cevaplamış mı oluyorum? Bunun için özür dileyeceğim. Estağfurullah. Hepsine siz cevap verdiniz zaten benim soracağım sorulara. Otomobil almalı mı sorusuna, belki de düşünen, bu konuda bütçesi olan almalı gibi bir cevap vermek durumundayım. Ama ikinci elde fiyatlarda ben hala bir miktar daha düşüş olacağını, bu yılın falan iki aylık kısmında bir miktar daha düşüş olacağını düşünüyorum. Bir miktar daha düşüş olur. Çünkü burada böyle satışta sürenin uzadığı da belirtiliyor. İşte Ekim'de Eylül ayına göre %5, mesela geçen senenin Ekim ayına göre %7 düşüş vardı. Bir nokta daha düşüş var diyorsunuz. Ticaret Bakanı açıklama yaptı Ömer Bolat. Yani otomotiv piyasasındaki böyle normalleşme var ya şu an, işte sizin de dediğiniz. Bu normalleşmenin aslında artarak devam edeceğini, bir taraftan da böyle sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerden bahsetti. İlave tedbirler ne olabilir? Bir ek tedbirlere o zaman ihtiyaç var galiba, yani bu konu gündeme geldiğine göre. Evet, kritik bir noktaya parmak basıyorsunuz. İlave tedbir almayı gerektirecek bir durum varsa demek ki Ticaret Bakanlığı başka bizim şu anda bilmediğimiz spekülatif yanlar, köşeler, kıyılar, karanlık noktalar buluyor demektir. Ama ben burada şunu anlıyorum. Yaklaşık 5-10 gün önce 7 Eminler'deki eski arabaların satışa çıkarılması gibi bir proje devreye alınmıştı. Ya da proje alınmadı da koşuldu. O araçlar yani tamamen o kadar komik bir şey ki bence 2 milyon araç var. Bunların hepsi hurda zaten. Kimisinin aracın çalışmasını sağlayacak özellikleri, beyinleri, elektronik beyinleri falan üretti. Başka bir şey devreye girer mi? Hep bizde başka alanlarda da, ekonominin diğer alanlarında da devreye alıyor. İkinci el araç ithalatı serbest bırakılıyor. Böyle ek önlemler deyince bunlar geliyor. Çünkü zaten sarı site gibi bir siteden alım satımı kısıtlayıcı pek çok tedbir alındı. Onların da piyasaya bir %10-20 etkisi oldu. İnsanlar gerçek isimleriyle bunları alıp satmaya başladı. Ama bence piyasayı faizler, dövizdeki artış, gelecek dönem fiyatları daha çok etkiliyor. Ama en önemlisi, yine size söylediğiniz bir kelimeye, bir cümleye vurgu yapmak istiyorum. Bir kilo et almanın düşünüldüğü bir ülkede biz 1,5 milyonluk bir otomobil almayı konuşuyoruz. Hakikaten bu bir yatırım tabii ki. İnce nokta %1. O zaman dediğime geldiniz Halil Bey. Yani sektör temsilcileri ya da sektör öyle demiyor. Sektör demiyor da yani vatandaşı diyorum ben. Gerçekten öyle. Ya rasyonel olarak dediğiniz doğru, vicdan olarak doğru. Ama gerçekte bu piyasa yine Türkiye'nin bir yılda sattığı en çok otomobil yılının yaşanacağı, var yılı yaşadığı bir yılla tamamlayacak bu yılı. Çok teşekkür ediyorum Halil Okşit, gazeteci, otomotiv yazarı. Gün ortasına katkılarınızdan dolayı sağ olun. Biz...